Baş ağrısı olan bir hastada tanı 3 aşamalı konulur. Hastanın öyküsü, muayene ve incelemelerdir. Aslında baş ağrıların neredeyse çok büyük oranında hastanın öyküsü ve muayene ile tanı konulur. Hastanın öyküsünde ağrının şekli, nerede olduğu, nasıl başladığı, ne zamandır olduğu, ağrının özellikleri çok ayrıntılı sorgulanmalı ve hastanın kendisinin anlatması istenmelidir. Bu bulgular çoğunlukla hekimi tanıya götürür. İkinci aşamada muayene, düşünülen tanıyı doğrulamak için yapılır. Çünkü baş ağrılarının çoğunluğunda muayenede bir özellik yoktur. Hastanın nörolojik muayenesi normaldir. Çok az rastlanan beyin kanaması, beyin tümörü, beyin enfeksiyonu gibi nedenlerde muayene bulguları mevcuttur. Muayene bulguları düşünülen hastalarda üçüncü aşama mutlaka yapılmalıdır. Bu aşamada ise en temel yapılan işlem beyin görüntülemesidir. MR ve tomografi çok ayrıntılı beyin hakkında bilgi vermektedir. Çok az hastada beynin durumunu anlamak için bel omurilik sıvısı dediğimiz belden alınan sıvı da incelenebilir. Bu enfeksiyonlar, kanamalar, beyin kimyası ve beyin omurilik sıvısı dolaşımı basıncı hakkında bilgi vermektedir. Aslında baş ağrılarının çoğunluğunda hastanın öyküsü ve muayene ile tanı konulur. Çoğunlukla bu deneyimli bir nörolog bu kadarını yeterli görmektedir. MR ve tomografi çok nadir rastlanan durumlara ekart etmek ve bazen de hastanın da çok ısrarıyla genel durumu değerlendirmek için yapılabilir. Ayrıca migreni veya baş ağrısı olan bir kişinin beyin tümörü veya beyninde bir anevrizma, bir baloncuk olmayacağı noktasında bir garanti yoktur. Hekimi ve hastayı garantiye almak için yapılan incelemelerdir. Baş ağrısının çoğunluğunda bu incelemelere gerek yoktur.